Allah'ım, dilimizdeki düğümü çöz, kulaklarımızdaki pası gider, göğsümüze genişlik ver ve bilinç toprağımızı öyle bereketli hale getir ki ekilen bütün tohumları alacak kabiliyette olsun ve zamanı geldiğinde yeşerip cennet bahçelerinden bir bahçe haline gelsin. Bugün senin esmalarından Cabbar ismini niyetlendik. Yardım et. Anlatmayı, anlamayı, idrak etmeyi hal haline getirmeyi. Amin. Şimdi cebir, zaten bunu duymuşsunuzdur. Cebren ve hile Hileyle. ile. Hani var böyle, herkes bilir bunu. Şimdi cebir, kırmak anlamındaki kesirin zıttı. Kesir sayılar var ya, parçalanmış, bölünmüş sayılar gibi. Eğer kırmak anlamındaki kesirin zıttıysa cebir, o zaman ne oluyor? Kırığı toplayan oluyor. Kırığı toplayan. Bir insanın kırılan kemiğinin sarılarak onarılmasına ve iyileşmesine cebir adını vermişler. Bir kemik kırıldı, onu alçıya aldın. Eğer bunu alçıya alırsan o alçıya da cebira ve iyileşmesine de cebir demişler. Bunu çok iyi anlamak lazım çünkü bunun üzerinden gideceğim. Yani bu anlam üzerinden gideceğim. Cebera onarıldı ve iyileşti demektir. El cebir aynı zamanda ihtiyacını yerine getirmek ve savunmak anlamına gelir. Yine kimsenin kendisine ulaşamadığı fakat kendisi istediğine ulaşan otoriteye ceberrut denir. Bütün bu sözlükte ne bulduysak buraya koyuyoruz şimdi. Ceberrut neymiş? Hiç kimse ona boyun eğdiremiyor. Hiç kimse ona diz çökertemiyor ama o istediğine diz çökertiyor, boyun eğdiriyor. Ceberrut deniliyor buna. Böyle bir kişi varsa, böyle bir melik varsa, böyle bir sultan varsa, kabile lideri varsa ona ceberrut demişler. Cebbar, eğer gücünü haklı olarak kullanırsa çok güçlü, kuvvetli. Eğer gücünü haksız yere kullanırsa çok zorba anlamına gelir. Şimdi Hitler'in çok büyük bir gücü oldu. Ne yaptı bu gücü? Zorbalıkla, yani insanları gazinolarına gönderdi. O zaman biz ona cabbar demiyoruz. Ne diyoruz? Zorba diyoruz. Biz cabbarı ancak eğer gücünü doğru yerde kullandıysa, mesela bir yoldan çıkmışı zorla yola getirdiyse ona cabbar diyoruz. Veya tuttuğunu kopartan diyoruz. Dediğini zorla yaptıran diyoruz. Ama eğer bu kötülük için olursa zorba. Bu birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Yani Hitler'e cabbar diyemiyoruz arkadaşlar. Hitler'in şeyi, sıfatı zorba oluyor. Stalin'in sıfatı zorba oluyor. Bugün çok tartışmalı bir konu olduğu için ve bu videoyu da bir sürü insan izleyecek. Çağa ışık tutsun ki ben de uluslararası ilişkiler mezunuyum. İlla ki onu da diyeceğim. O zaman burada Atatürk'e zorba diyemezsin. Atatürk'e cabbar dersin. Niye? Çünkü toplumu tıpkı o Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında yazdığı gibi bir tembellikten, bir çukurdan halkın istememesine rağmen, bak, halkın istememesine rağmen çıkarmaya çalışıyor. Devrimle, yasalarla, rol model olarak. Ama bugün diktatör deyince her dilediğini zorla yaptıran herkesi sanki o sınıfa alıyoruz. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Peki Che Guevara. Che Guevara, ya hayatını mutlaka okumanızı öneririm. Yani Che Guevara ve belgeselleri mutlaka izlemenizi öneririm. En sonunda 39 yaşında CIA tarafından öldürtülecek. Her zaman için içten hain olacak. Sosyalist parti satacak, teslim edecek Che Guevara'yı. Fidel Castro'nun da buna katıldığı söyleniyor. Kendisinin önüne geçtiği için. O kadar adaletli ki. Mesela bulunduğu yerde 6 bakanlık veriyor ona Fidel Castro. Çalışma Bakanlığı yapıyor. Getirdiği ilk emirlerden bir tanesi. Hiçbir otorite sahibi kişi, bakan veya yönetici sekreteriyle
ve Emre'de çalışan hiçbir kadınla ilişkiye giremez. Girdiği an hapse girecek. Nedenini soruyor. Çünkü diyor ki kadını işini kaybetmekle tehdit edebilir. Ve kadını kendisine boyun eğdirir. Kadın hiçbir yere gidip bunu söylemeyebilir. O yüzden baştan önünü kesiyor. Diyor ki kesinlikle bunu yapanı ben hapse atarım. Ne bakanlara bu izni veriyor, ne yöneticilere izni veriyor. Ama dediğini de orada yaptırıyor. Şimdi buna biz zorba mı diyeceğiz, cabbar mı diyeceğiz? Bütünün hayrına olan şey de biz buna cabbar diyoruz. Tamam mı? Bütünün hayrına olan bir şeyin yapılmasında toplumun menfaatinde. Toplumun menfaatinde. Ama bireysellikte böyle bir şey yok. Oraya geleceğiz. El-Cebbar, Allah için kullanıldığında mutlak iradesini her durumda yürüten, düzeni bozulan her şeyi tanzim eden, her güçlüğü kolaylaştıran anlamına gelir. Demek ki iradesi ortada. Zaten mutlak kadiri mutlak bir varlığın da değil mi? İradesini ortaya koyması lazım ve gerektiğinde zorla boyun eğdirmesi lazım. Düzeni bozulan her şeyi de düzenlemesi ama bir anlamı daha var ki her güçlüğü kolaylaştıran. İşte her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak ki her zorlukla bir kolaylık vardır. O kolaylığı bulduran ve hayatımıza sokan hangi esma? Cabbar esması oluyor. Hayatımızın o kadar içinde. Şimdi Esma-i Hüsna ile ilgili yazan birçok yazarın kitaplarına baktığımızda ortak bir şeyle karşılaşıyoruz, tanımla. Kelimenin ahenk ve nizamı bozulan her şeyi gerektiğinde yerine göre zor kullanarak ıslah etme anlamına geldiğini kaydetmişlerdir. Ahenk ve nizamı bozulan. Şimdi Hitler ortaya çıktı bir Ur gibi ama eninde sonunda Allah aletleri kullanıyor ve ne yaptı? Onu yoluna soktu. Nazidizm diye bir şey kalmadı ortada. Stalin çıktı ama Allah onu tekrar yoluna koydu. Anlık şeyler ortaya çıkabilir. Bundan insanlık tekamül edecek. İnsanlık bir deneyim çıkaracak. Hatalarından ders çıkartacak. Ama Allah sonsuza kadar onlara bunu vermiyor. Sonunda Cabbar ismiyle hepsini yola sokuyor. Hani Bizans, Roma pardon, aslanlara atıyordu Hristiyanları. Ne oldu? Allah boyun eğdirdi. Sonunda Roma Hristiyan oldu. Değil mi? Baktığın zaman. En sonunda Roma İmparatorluğu. 13 sene peygambere dünya zulüm yapıldı inananlarla beraber. Mekke'nin fethi oldu değil mi? Arkasından da bir İslam devleti Mekke Medine'de ortaya çıktı. İşte neyi görüyorsun burada? Cabbar, bozulan düzeni otoritesini sergileyerek, iradesini ortaya koyarak eninde sonunda yoluna koyuyor. Eninde sonunda. Hiçbir zaman başıboş bırakmıyor toplumları, devletleri, sistemleri, aileleri, bireyleri. Bunu böyle çok iyi anlamak lazım. Başı boşluk diye bir şey yok bu yeryüzünde. Çünkü Allah cabbarsa hiçbir varlığı başıboş bırakmaz. Eninde sonunda onunla ilgili muradı neyse gerçekleştirir ve yola koyar. Şimdi Fahrettin Er-Razi biliyorsunuz en büyük tefsircilerden birisi kabul ediliyor. Bu ilahi isim yaratılmışların halini iyileştiren, yaratılmışların halini iyileştiren, hakkı galip getiren, her güçlüğü kolaylaştıran ve her kırığı onaran manasına gelmektedir demiştir. Bu çok önemli. Yaratılmışların halini iyileştiren, ıslah fiilini gerçekleştiren Cabbar'dır. Allah seni ıslah eylesin dediğimizde, Allah cebbariyetini ortaya koysun sen çünkü yola gelemiyorsun. Sen bir türlü laftan anlamıyorsun, tekamül edemiyorsun. Allah Cabbar ismiyle seni yola götürsün demek. Yola getirsin demek. Demek ki Allah seni ıslah eylesin. Bize ne diyoruz? Allah'ın bizi cemalinle ıslah eyle. Şimdi cemalinle ıslah eyle yine cebbariyet var. Çünkü neden? Bizim içimizdeki biyolojik varlığı, hayvansı dürtülerimizi bize galip geldiği için
o zorbalık gösterdiği için üzerimizde nefsi emmare, diyoruz ki Allah'ım sen cebbariyetini göster, içimizdeki bu zorbanın iplerini tut. Aslında böyle söylüyoruz. Ama bu içimizdeki zorbanın iplerini Rabbim yine de cemalinle terbiye et. Hani bu içimizdeki vahşeti yine cemalinle terbiye et. Böyle bir varlığın farkındayız, sana itiraf ediyoruz ama o üzerimizde o kadar güçlü ki bu dürtüler. Yani hırs, öfke, haset, korku, cedelleşme, inatlaşma, dava sahibi olma, herkese haddini bildirme isteği, bunlar içimizdeki hayvanın biyolojik yansıması dışarıya. Evet. Sonra diyoruz ki her güçlüğü kolaylaştıran, hakkı galip getiren, her kırığı onaran, kırığı onarmak kemiklerin onarılmasından geliyordu zaten. Bunları ileride konuşacağız. Şimdi En'am 18'de hani bu otoritesini konuşuyoruz ya, hakkı galip getiren. Diyor ki o kullarının üstünde her türlü tasarruf sahibidir. Allah kullarının üstünde her türlü tasarruf sahibidir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Yani o kadar büyük bir gücü var ama bu gücünü hikmet üzere kullanıyor. Öyle rastgele, tesadüfi, zorba gibi kullanmıyor. Ne diyor? Hüküm ve hikmet sahibi. Yani onun bir takım yasaları var, kuralları var ve bütün bu yasaları, kuralları bir ilim ve hikmet üzere koymuş ve bunları uygulayacağı zaman da bir hüküm ve hikmet üzere uyguluyor. Asla Allah'ta rastgelelik, tesadüflük, keyfilik yok. Hikmet var, ilim var, bir maksat var, amaç var, laabes ve Cabbar ismiyle de bunu istediğine yaptırabiliyor. Şimdi bu ismi, kelimenin Arapçadaki bir anlamı var arkadaşlar. Alabildiğine boy atıp yükselen hurma ağacı ya da ellerin uzanamayacağı uzun hurma ağacı anlamında nahletün cebbara şeklinde bir deyimleri var bunların. Yani uzanıyorum uzanıyorum bir türlü erişemiyorum. O kadar uzun ve yüksekte. O zaman da hani bu şeyden, nahletün cebbara deyiminden yola çıkarak demişler ki alimlerin büyük bir çoğunluğu ittifakla azamet ve cebarut sahibi, ceberut sahibi anlamına gelir demişler bu. Ve bunu da Mülk suresinde bu isim, şimdi onu okuyacağım. Mütekebbir ve müheyminle beraber geliyor. Ve üçü de birbirini tamamlayan anlamlar. Şimdi El-Cabbar'ın bu anlamındaki azamet ve aşkınlık anlamları, yani büyüklük var, azamet var, ulaşmaya çalışıyorum bir türlü ulaşamıyorum. Aşkın, yani bildiğim bütün bu madde aleminin ötesinde. Buradaki ulaşmaya çalışmak dediği, senin aklının ulaşamayacağı, gözünün erişemeyeceği, kulağının erişemeyeceği bir yerde, beş duyunun ötesinde. Biz buna gayb diyoruz, değil mi? Metafizik alem diyoruz ve buna aşkınlık diyoruz. Mütealde bunu işlemiştik. Allah'ın aşkın sıfatı. Bu anlamda anlamlarından bir tanesi de azamet ve ululuk sahibi. Aşkınlığına vurgu yapılıyor. Allah'ın aşkın bir varlık oluşuna vurgu yapılıyor burada. Evet. Bu açıdan da Allah'ın tenzihi sıfatları grubunun içine girer. Yani o hiçbir şeye benzemez. Beş duyunun ötesinde. Akılla kavranamaz. Dile gelmez. Gözle görülmez. Kulakla işitilmez. Burunla koklanmaz. Tenzih ediyorsun. Yok yani. Dünyada herhangi bir karşılığı yok. Madde aleminde Allah'ın varlığının karşılığı yok dediğinde Cabbar sıfatına da vurgu yapmış oluyorsun. Evet. Bu durumda Allah'ın Cebbar ismi üç manaya geliyor. Mülk, üstünlük ve yücelik. Çünkü hurma ağacı uzun ve yüksek olduğu zaman ve ona eller ulaşamadığı zaman Cebbare diye isimlenir. Bundan dolayı Allah
Cebbar ismini aziz ve mütekebbir ile birlikte zikretmiştir. Pardon, evet. Aziz ve mütekebbir Haşr suresinde. Ve bu üç isimden her biri diğer iki ismi de içermektedir. Yani aziz ismi mütekebbir ve cebbarı, mütekebbir ismi aziz ve cebbarı, cebbar ismi de aziz ve mütekebbir ismini içermektedir. Allah'ın sıfatlarından olan cebbar, kudret, izzet ve mülkün kemaline dönmektedir. Yani Allah'ın kudreti sınırsızdır, iktidarı sınırsızdır, şerefi sınırsızdır, ikramı, yapabilirliği, boyun eğdiriciliği sınırsızdır. Hiç kimse, hiçbir varlık ona boyun eğdiremez, onun otoritesine ortak olamaz, ulaşamaz ama o her şeyi yaptırır. Bu anlamda Cebbar ismi aşkınlık, güç ve otorite ifade ediyor. Haşr 23'te o kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O El Melik, El Kuddüs, Es Selam, El Mümin, El Müheymin, El Aziz, El Cabbar, El Mütekebbirdir. Yüceler yücesi olan O, onların şirk koştukları her şeyin ötesindedir. Aşkındır. Bu aşkınlık kavramı o kadar İslam'ın çok temel önermesidir aslında. Biz onu hep gözden kaçırıyoruz. Şey, La ilahe Allah'ın aşkın olduğunu bize söyler. Şimdi sana sıradan geliyor. Ama o kadar kıymetli ki bizler Allah'ı idrak ederken kendi nefsimizin arzularından yola çıkarak Allah'ı anladığımızda Allah'ın aşkınlığına henüz ulaşmamış oluyoruz. Bu dediğim söz çok kıymetli. Çünkü bizler aslında farkında olmadan kendi arzularımıza uygun bir Allah yaratmış durumdayız. Allah böyle der mi? Allah böyle yapar mı? Allah böyle söyler mi dediğinde ne yapıyorsun sen? Kendi içindeki Allah bilgisine uygun bir Allah modeli çizmeye çalışıyorsun. Allah'ı kendin şekillendirmeye çalışıyorsun demektir bu. Evet. Tüm bu gücüne rağmen Allah peygamberine şöyle emreder. Sad 65'te de ki ben sadece bir uyarıcıyım. Vahid ve kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Burada da demişler ki büyükler Kahhar ismine denk düşer Cabbar ismi. Ama yine de peygambere hitaben denilmiştir ki zorlayamazsın, zorba olamazsın, sen sadece bir uyarıcısın. Gaşiye 21-22'de şimdi sen hatırlat. Çünkü sen sadece bir hatırlatıcısın. Onlara inanç dayatan bir zorba değilsin. Bakın Allah peygamberi dahil hiç kimseye zorbalık izin vermemiş. Men etmiş bundan. Allah kullarına hidayeti teklif etmiştir. Buna mecbur etmemiştir. Allah teklif etmiş ama mecbur etmemiştir. İnsanı yaratan odur. Huyunu, suyunu bilen, iç dünyasını, beynini, travmalarını, kapasitesini nereye kadar alabileceğini, nereye kadar almayacağını da bilen odur. Onu bildiği için hiçbir peygamber dahi kimseye o müsaade vermemiş, bunu zorlayacaksın, boyun eğdireceksin, itaat ettireceksin diye. Yunus 99'da eğer Rabbim dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederdi. Ne yani? Burada bakın peygambere bir ikaz var. Şimdi sen mümin oluncaya kadar insanları zorlayacak mısın? Bak izin verilmiyor. Sen insanları benim inandığım gibi inanmaya zorlayamazsın, peygamber dahi olsan. Ama işte ne yazık ki ilim az olunca, kişinin de nefsi emmaresi kuvvetli olunca zannediyor ki bütün dünya onun inandığı gibi inanacak. Ve sonra da diyor ki sadece cennete ben ve benim gibi inananlar girecek. Benim gibi inanmayanlar cennete girmeyecek. Bir de üstelik Allah'lık iddiasında bulunuyor, yargılıyor, hesabını görüyor, cennete, cehenneme de gönderiyor. Bakara 256. Zorlama dinde yoktur. Artık doğru ile yanlış birbirinden seçilip ayrılmıştır. Şu halde kim tağutu reddeder ve reddeder de Allah'a inanırsa kesinlikle kopmaz bir
tutamağa yapışmış olur. Yine bak Allah zorlamadı. Hiçbir şekilde sadece teklif etti ve dinde zorlama yoktur dedi. Ama çok acı bir şekilde ben yıllardır son dönemlerde şunu duydum. Dinin dışında Müslüman olmayanlara zorlama yoktur. Ama Müslümanlığı kabul ettikten sonra din dairesine girdikten sonra zorlama vardır diye. E bu ayette böyle bir açıklama var mı? Ha? Niye uydurup paranteze alıyorsun? Allah'ın lafının üstüne niye laf söylüyorsun? Ve ben bunu bak camilere gidenin böyle saçınızın teli çıkar düzeltirler. Kabe'de, haçta, ümrede dünya insan anlatır. Orada insanların nasıl birbirlerinin şeklini düzeltmeye çalıştıklarını. Bu ayetin neresine oturacak bu şimdi? Neresine oturacak? İşte ilim temelli, ahlak temelli bir din anlayışımız olmadığından dolayı pagan, yani böyle tanrıları memnun etmeye çalışan, kurban keselim, önünde eğilelim, işte bağıralım böyle tavaf da yapalım orada. Ya böyle paganlardan ne farkın var ilkel kabilelerden o anlamda? İlmin yok, ahlakın yok, erdemlerin yok yani. Evet, Kur'an'a göre, bakın yine önemli bir şey, dinden dönene dünyevi bir ceza bulunmamaktadır. Ama biliyorsunuz başta İran olmak üzere, ve sonradan işte bu mezhep yorumlarında mürtedin cezası biliyorsunuz kafasının alınmasıdır, kesilmesidir. Ve bu birçok El-Eser Üniversitesi'nde birçok akademisyen yaptıkları test çalışmalarıyla dinden döndü, kanı helal, karısının ırzı helaldir diye fetva verdi Mısır hükümeti. Bak o kitapları Ankara Üniversitesi, Ankara okulları çevriliyor ve girişlerinde o koskoca insanların ne acılar yaşadığı anlatılıyor okursanız orada. Halbuki bakın ayet şöyle geliyor Bakara 217'de. Sizden her kim dininden döner ve kafir olduğu halde ölürse onun bütün yapıp ettiği ameller dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar ateşe mahkumdurlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Yani bu manevi Allah'la onun arasında ama ne diyor? O halde ölürse tövbe kapısı sonuna kadar açık. Sen nasıl mürtet oldu diye kafasını almaya kalkıyorsun. Son nefese kadar her an bu yola gelebilir ve seni de ilgilendirmez. O Allah'la kulu arasında. Sen kendi gittiğin yola bak. Sen kendi gittiğin yola bak yani.